Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. İyi Parti'ye kim operasyon çekiyor? Mehmet Hacet Ocak 2019 sonunda Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer ismi açıklanınca İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar bu karara tepki göstermiş, Sayın Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır diye bir açıklama yapmıştı. Tepkinin nedeni şuydu. Tunç Soyer hem 12 Eylül sonrası ülkücüleri idama götüren savcı olarak bilinen Nurettin Soyer'in oğluydu hem de İyi Parti ile HDP arasında bir seçim yapacak olsa hiç tereddüt etmeden HDP diyebilecek CHP'liler kategorisinde yer alıyordu. İyi Parti il başkanı açıklamasında artık kendi başının çaresine baksın. Bu işte biz yokuz anlamına gelen bir cümle daha kurdu. Bundan sonraki süreçte Sayın Soyer kendi sorumluluk alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır sözleriyle. Aynı günlerde partinin genel başkanı Meral Akşener'le bir grup gazeteci kahvaltıda bir araya gelmiştik. Meral Hanım o buluşmada partinin ağır toplarından Musavat Dervişoğlu'nun bu konuyla ilgili sözlerini tekrarlayarak babadan oğla suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez deyip Soyer'e destek verdi. Şurası açık ki İyi Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde yaptığı tercihler, aldığı kararlar, girdiği ilk seçimde meclise girmeyi başarmış bir partinin özgür ağırlığına hiç de uygun değildi. Nihayetinde İyi Parti 30 büyük şehri geçtik, kalan 51 ilden bile bir tane belediye başkanı çıkaramadı. Sonuçta CHP'ye koltuk değneği olmanın mutluluğu yetti. Bu kayıplardan dolayı ciddi bir tartışma bile yapılmadı. Akşener'in tercihleri, parti içinde yaşanan krizler. Son günlerde olup bitenlerle ilgili İyi Parti'nin içinden aldığım nabzı yansıtabilecek bir cümle kurayım. Dinlediklerimden çıkardığım sonuç doğruysa eğer, parti içi tartışmaların bir türlü bitmemesinin bir nedeni de Genel Başkan Akşener'in partiyi yönetmek yerine idare etmeye dönük bir tutum sergilemesi olabilir. Akşener yine aynı kahvaltı davetindeydi, yanılmıyorsam. Bizim parti böyle işte diyerek içerideki curcunayı pek önemsemediğini de dile getiren bir ifade kullanmıştı. Meral Hanım'ın vaziyeti idare eden tutumunun 20 Eylül'deki kurultayda yaşanan liste krizinin büyümesine neden olduğu söyleniyor. Malum o kurultayda bazı isimler genel idare kurulu listesinin dışında bırakılmıştı. Bu böyle olurken delegelere şu şu isimler tercih edilmeyecek diye önden bir yazı verilmesi tartışmaları daha da alevlendirmişti bunu kendilerine söylemeye utandım. Bu liste krizi patlak verdiğinde liste dışı kalan isimler dahil herkes bu işin sorumlusu ya da uygulayıcısının Koray Aydın olduğu konusunda hemfikirdi. Ancak bir başka soru da zihinlerde asılı halde duruyordu. Koray Aydın genel başkanın haberi olmadan böyle bir şey yapabilir miydi? İyi Parti içinde siyaset yapan ve bu gürültülü ortamda olup bitenleri perde önü ve perde arkasıyla birlikte bilebilecek durumda olan çevrelerden dinlediğime göre Akşener'e bu isimlere liste dışına kalacaklarını niye siz söylemediniz, neden böyle gizli saklı bir yöntem izlendi biçiminde sorular gelince kendisi şöyle bir cevap vermiş. Bunu liste dışında kalacaklarını kendilerine söylemeye utandım. Diğer yandan bütün bu olup bitenleri yani düne kadar partinin önde gelenleri arasında yer alan bir ismin İstanbul İl Başkanımız FETÖ'cü demesini aynı ismin İyi Parti'nin HDP'nin de aralarında bulunduğu partilerle anayasa çalışması yaptığını ifşa etmesini bir başka milletvekilinin yine zehir zemberek açıklamalar yaparak partisinden istifa etmesini dışarıdan yapılan operasyon olarak nitelendiren görüşler de var malum. Bu ifşaatı yapanlara istifa edenlere 20 Eylül'de bu liste krizi yaşanmasaydı yine böyle yapar mıydınız diye sorulsa kimse bu soruları yadırgamaz. Belli ki bu isimler aynı zamanda sen misin beni liste dışı bırakan diyerek intikam duygusuyla hareket ettiler. Ancak asıl şaşırtıcı olan operasyon lafını bu partide hemen herkesin sık sık kullanması. İyi Parti'nin 3. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Akşener'e bir kutlama mesajı göndermişti. Kurultaydaki liste krizinde ismi çizilenler arasında yer alan İzmir milletvekili Aytun Çıray bu kutlama mesajını sosyal medya hesabında paylaşıp her satırı üzerinde adeta birlikte çalışılmış dedi. Bu mesaja göre ne olmuş oluyor? Erdoğan'la Akşener böyle bir açıklama yapmadan önce açıklama metnini birlikte hazırlamış oluyorlar. Operasyon lafını Meral Hanım dahil İyi Parti içinde siyaset yapanların bol bol kullandığını biliyoruz. İşte şu son krizde Akşener partiye operasyon yapılıyor demedi mi? Operasyon lafı bu kadar fazla dolaşımda kalınca liste dışı kalan bir partilinin düz bir kutlama mesajından bile böyle bir sonuç çıkarması kaçınılmaz olabiliyor demek ki. Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuldu. Mehmet Acet